Evet arkadaşlar, motorumuzu toplamaya devam ediyoruz. Bu motorumuzun geçmişi nasıldı? Arkadaşlar geçtiğimiz hafta çarşamba gün Osmaniye'den bu motoru kuryemizin arkasına parçalayıp attık. Daha sonra burada tekrar montaj etmeden önce güzel bir yıkamasını yaptık. Detaylı temizliğini yaptık. Şimdi de bakım yapa yapa toparlıyoruz. Ne yapacağız? Arka kampana, arka teker, arka zincir dişlisinin bakımını yapıp yavaş yavaş toparlayacağız arkadaşlar. Bu bölümümüzde zincir yıkamanın pratik bir yöntemini göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi normal şartlarda ben zinciri nasıl yıkarım? Arkadaşlar şöyle bir kabın içine zincirimi koyar. Üzerine benzini döker. Güzelce de fırçayla fırçalayarak bakımını yapar. Temizliğini yapar. Geri takarım. Ama bunun bir de basit bir yöntemi var. Şimdi şöyle bir pet şişenin içine zincirimizin baklasından, kilidinden, şurada bakın bir kilit mekanizması var. Şöyle göstereyim. Evet. Kilidimizin, bu zincirimizin kilit mekanizmasını penseyle çıkarıp takarken daha detaylı göstereceğim size nasıl söküp takıldığını. Bir pet şişenin içine bu şekilde katıyorum ve içine bir miktar benzin arkadaşlar bu. Bir miktar benzin döktüm. Daha sonra ağzının kapağını kapattım ve çalkılıyorum arkadaşlar. Hemen bakın zaten benzinin rengi değişti arkadaşlar. İçindeki kirli benzini şöyle bir kabın içine tekrar kullanılmak üzere boşalttım. Daha sonra yine bir miktar daha benzin döküyorum. Yeterli. Bir daha çalkalayalım. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrardan yine çıkan kirli benzini bir kabın içine boşalttım. Ve zincirimi artık çıkarabilirim. Zincirim bakın pırıl pırıl oldu dostlar. Evet, bu zinciri şöyle silkeleyeyim, kurumaya bırakayım bir köşeye. Ne yapıyoruz? Kilidimizi, zincirimizin kilidini yıkayamamıştık. Onlar da şöyle kaybolmasın diye sekmanını şu vaziyette taktım ve onu da şöyle yıkayalım. Evet. Bu da pırıl pırıl oldu. Aslında motor aldığım kişi Osman bunu değiştirmiş ama
kısa zaman önce değiştirmiş. Lakin maalesef yağsız bırakmış biraz. Şimdi bu benzini ne yapacağız? Değerlendirmek için zaten biz bu kabın içine almıştık. Teker milimizi güzelce yıkayalım. Kirden, pastan arındıralım arkadaşlar. Şimdi burada arka teker dişlimizi, daha doğrusu arka teker değil, dişlimizi, arka dişlimizi yıkayacağız. Maalesef bilyesinde boşluk var. Dolayısıyla da bilyasının değişmesi lazım. Ama evet, bu da tamam. Elimde bilya yok. Bilya değişme videosunu bir sonraki bölümde ayrıyeten işlemeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce dişlimi benzinle fırçalayarak yağından, pisinden arındırıyorum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi motorumuzu geçtiğimiz çarşamba gün Adana'dan aldım. Daha doğrusu Osmaniye'den aldım. 3 tane motor alma listeme ekledim. Birinci motor yıkıktı. 7.5'a verecekti. Almadım. İkinci motor Aurora'nın Yebere modeliydi. Enjeksiyonluydu. 2020 model, 1600 kilometrede sıfır sayılırdı. Ama motorun gerek performansı, gerek çalışması, işçiliği çok hoşuma gitmediği için Adana Osmaniye'ye giderek arkadaşlar bu motoru tercih ettim. Evet. Güzelce yıkadık. Bir de durulamasını yaparız. Cillop gibi olur arkadaşlar. Evet. Evet. Dediğim gibi rulmanda problem vardı arkadaşlar. Bakın rulmanın içinden küfler akıyor. O yüzden bu şekilde bırakacağım. Daha sonra ayrı bir çalışma yapıp bunun rulmanını değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu da kurumaya bırakalım güzelce. Evet. Yani kuruduktan sonra şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Takıştırmayı ayrıyeten, bakımını ayrıyeten göstereceğim. Size ben bu zincir kurudu zaten. Şu baklasını, daha doğrusu kilidini. Bakın arkadaşlar, kilidinin söküp takması şu şekilde. Şöyle. Ne yapıyoruz? Zincirin iki ucu var biliyorsunuz. O iki ucundaki deliklerden önce şu
parçaya şöyle geçirip üstünün belikli parçasını da koyup sonra dönüş istikametinin tersine şu vaziyette. Bu tarafa dönüyorsa ağzı bu tarafa gelecek şekilde segmanı bakın şöylece şöyle oturtup daha sonra penseyle yerine iti veriyoruz arkadaşlar. Bunun kapması, temizlemesi de bu kadar basit dostlar. Peki arkadaşlar, bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.